Evet değerli izleyenler, TV'den ekranlarından merhabalar. Güzel bir sohbet için karşınızdayız. Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mustafa Savaş ve değerli eşi Sayın Nilay Savaş bizlerle birlikte. Duygu'yla birlikte yapacağız. Duygu'yu Ege'den tanıyorsunuz zaten. Biz de günaydın Ege'yle Duygu'yla karşınıza çıktık diyelim. Ben hemen konuklarımıza dönmek istiyorum. Sayın Savaş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Savaş Hanım, efendim ve beyefendi hoş geldiniz diyeyim ben. Hamiyet Nilay diyelim. Hamiyet Nilay Hanım. Evet, Hamiyet Nilay iki ismi var. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz bizi kırmadığınız için. Biz bir sohbet edelim istedik. Birazcık siyasete artık son haftaya giriliyor. Girdik. Az bir zaman kaldı. Siyasetten biraz uzaklaşalım istedik. Siz Aydın'ı önümüzdeki 5 yıl yönetmeye talipsiniz. Evet. Siz zaten milletvekilisiniz. Siz tanımayan yok. Fakat evde nasıldır ortam? Aile ortamınız nasıldır? Evde neler yaparlar? Değil mi? Evet. Evet. Biraz daha böyle aile hayatınız sizin için aile ne demek? Bunları sohbetle birlikte bu güzel havada sizlerle konuşmak istedik özellikle. Öncelikle başlayalım mı? Ben sorayım mı bir soru? Evet, buyurun. Sizin için aile ne demek? Evet. Benim için aile tabii çok kutsal. Eşim, çocuklarımın bir arada olmaktan mutluluk duyduğum, özel anlarımızı paylaştığımız, evlatlarımla, eşimle bir arada olmaktan keyif aldığım bir ortam. Tabii son dönemde bir araya gelemiyoruz. Son özellikle 1,5 aydır çocuklarımı göremedim. Hep telefonla konuşuyoruz. FaceTime'dan görüntülü aramayla oradan görüşüyoruz. İkisi de tabii küçük olunca bir de okulları var. Buraya getirmek istiyoruz ama tabii okuldan da kopmalarını istemiyoruz. Evet. Aslı var, Fatma Aslı. 7 yaşında. Ali 10 yaşında oğlum. Tabii onları çok özlüyorum. Onlarla zaman geçirdiğim zaman çok keyif alıyorum. Aile benim için çok özel. Evet. Çok özel. Eşimle birlikte sabah kahvaltıları yapmak. Tabii en büyük mutluluğumuz sabah kahvaltıları. Bir de akşam yemeği aynı anda dördümüzün bir arada olduğu. Bunu çok az, çok az, nadir yani o anları yakalayabiliyoruz. Çünkü geç mecliste yasama çalışmalarında çok geç bittiği dönemler oluyor. Çoğu zaman öyle. Geç geliyoruz, sabah geç kalkıyoruz. Çocuklar da zaten okula gitmiş oluyor o zaman. Göremiyoruz, birlikte kahvaltı yapamıyoruz. Hafta sonları da Aydın'a geliyoruz seçim çalışmaları nedeniyle. Cuma günden itibaren geliyoruz. Hafta sonları da evlatlarımızla, eşimle, ailemle bir arada olamıyoruz. O zaman siz çok hoşgörülüsünüz bu durumda. Yani aile bütünlüğümüzü, mutluluğumuzu, huzurumuzu devam ettirmek adına. Evet. Yani böyle birbirimizi idare ediyoruz. Evet. Yani birçok kadında vardır ya, ya bana zaman ayır. İşte benimle ilgilenemiyorsun. Demek ki siz hoşgörülüsünüz. Bu konuda biraz daha tolerans gösteriyorsunuz. Evet ya, Mustafa Bey'in olmadığı zamanlarda hep onun yokluğunu ben hiç çocuklarda belli etmedim yani. Her zaman onların yanındayım. Ama işte ben olmayınca yokluğum daha da yokluğumuzun, ikimizin yokluğu daha çok anlaşılıyor bu sefer çocuklar üzerinde. Çocuklarımız da alıştılar. İşte Mustafa Bey'in de anlattığı gibi gece geç geldiğinde çocuklar sabah 7'de okula gitmek için uyanıyorlar. Evet. Çoğu zaman babam bugün gelmedi mi? Çünkü göremiyorlar birbirlerini. Evet. Babamız bugün ne zaman gelecek? Gelecek mi eve? Zaten geldi, içeride uyuyor. Çünkü tam birbirlerine şey yapamıyor. Sabaha karşı gelmiş oluyor. Evet. O zaman çocuklar kalkıyor, okula gidiyorlar. Pek birbirlerine denk getiremiyorlar ama olur da bir akşamleyin tam daha uyuma zamanına denk geldi. Uyumadan önce kapı çaldığı zaman hemen koşarlar kapıya. Evet. Babam geldi, babam geldi diye. Bazen hayal kırıklığı oluyor. Bazen sürpriz oluyor, belli olmuyor. Çok güzel. Yani çocuklar da tabii özlüyorlar babalarını ama onlar da küçüklüklerinden beri alıştılar bu duruma. Evet, evet. Peki. Ben affedersin babacığım, araya girdim lütfen. Ne kadar oldu evlerini? Evet, tarih olarak 13 yıl oldu.
Peki ne zaman tanıştınız? Ne zaman tanıştık? Güzel bir soru. Tam gün, ay, yıl alabilir miyiz bakalım? Onu merak ediyorum. Gün, ay, yıl var mı? Evet. Şubat ayında. Evet, Şubat ayında. Ama kopya vermeyi. Yok yok yok, ben yok. Hafıza, yok, hafıza, tamam, hafıza tam var. Tam gerisini. Aynen. Hafıza. Şubat tamam. Tamam. 2006 yılında. 2006 tamam. Şubat. Şubat. Ardından da Nisan'da hızlı bir şey nişan. Hı hı. Eylül'de de evlilik. Düğün. 23 Nisan'da. 23 Nisan'da evet. 23 nişan Nisan'da nişan oldu. Hı hı. 16 Eylül'de de evlendik. Aynı zamanda 16 Eylül hem evlilik yıl dönümümüz hem de Ali'nin doğum günü. Evet. Güzel bir tesadüf. Evet, özel bir, güzel bir tesadüf. Evet. Aynı anda birlikte hem evlilik yıl dönümünü hem de Ali'nin oğlumuzun doğum gününü kutluyoruz. Tabii tanışma, nişan bir 6 aylık süreç içerisinde, 7 aylık süreç içerisinde. Nerede tanıştınız? Nasıl tanıştınız? İlk siz mi gördünüz? Nasıl oldu? Kaçırdım. Gerçekten mi? Kaçırdım, kaçırdım. Kaçırdım, gördüm, kaçırdım. İşte, tabii dostlarımız vasıtasıyla, büyüklerimiz vasıtasıyla tanıştık. Ankara'da mıydınız o dönemde? Tabii tabii Ankara'daydı. Ankara'daydık. Şubat ayı. Şubat ayı. Ben de çalışıyorum. Çalışıyorum evet. Tam oradan Ankara geçiyordunuz herhalde. Hemen geçerken dedim ben dedim Mustafa. Kaçmaz. Tanışabilir miyiz? Tanışabilir miyiz? Tabii büyüklerimizin vasıtasıyla tanıştık. Karşılıklı görüştük, oturduk, konuştuk. Sonradan da karar verdik. Nasıl ikna ettiniz peki? Siyasetçi ikna kabiliyeti yüksek. Değil mi? Yani, i̇şte. Her siyasetçinin evet ikna kabiliyeti yüksektir. Tabii her zaman narsist değilim ama samimi bir duruşumuz var. Yani evet, içimiz dışımız evet bir yani. Samimi işte. Yani samimi duruşumuz belli. Konuşmamız net. Hı hı. Gizli gündemimiz yok. Arkamızda bir gizli bir gündem yok. Niyetimizi ortaya koyduk. Tarzımızı, tavrımızı da net koyduk. İleride belki siyaset de olabilir belki dedik. Yani evet, kısmı, önceden de konuşuldu yani. Konuşuldu. Evet. Belki bu siyaset olabilir dedim. Yani böyle bir düşüncem var. Ama nasip bu iş, nasip işi, siyaset nasip işi, kader işi olabilir dedim. Tabii Nilay da makul karşıladı. Her zaman dedi bu tip bir girişimin olursa, siyaset olursa her zaman için destek veririm, yanında olurum dedi. Onun da verdiği bu güvenceyle o günkü konuşmalarımız neticesinde Allah da nasip etti. Bugünlere geldik. Ülkemize... Gelmeden ben bir şey, daha buraya gelmeyelim. Bugünlere hızlı daha hiç gelmeyelim. Hızlı geçti. Benim çok merak ettiğim şeyler var. Evet. Şimdi Özveri'de bulunuyorsunuz siz zaten. Özveri'de bulunduğunuza göre bunun bir sebebi vardır. Aşktır yani bu. Tabii sevgi olmadan çünkü olmaz. Ben sizi 8 Mart'ta gördüm. 8 Mart'ta röportaj yapmıştık Nazilli'de Kadınlar Günü'nde. Orada el ele yürüdünüz. O hani birbirinize olan bakışınızı hani gördüm. O aşk hala devam ediyor mu bu kadar yıldır? Tabii ki. Yani ben ilk günkü gibi eşimi seviyorum. Her geçen gün sevgisi tabii artarak devam aynen ediyor. Da, yani evet çocuklarımın annesi, fedakar, özverili, anlayışlı. Bakın çok anlayışlı. Evet. Yani tasvir et, tanımla dediğinizde çok anlayışlı. Sinirlenmez. Zaman zaman ben de sinirlenirim. Yani aile ortamında bazen insan eve geldi. Alttan alır, hiçbir şey demez. Zaten küsmem, uzatmam. Küsmesi hiçbir şekilde küsme yok. Mesela kaprisi yok. Ama bazı şeyler kırıldığım olur. Ama hani küsmeyi uzatmam küsme yani. Yok, küsme yok. Küsme. Küsme. Bende de yok küsme de. Yani ama duyuyoruz hep böyle. Küsme olayı yoktur. Anlayışlıdır. Hani güler yüzlü. Yani pozitif bir insan. O anlamda evde ben çok mutlu oluyorum. Dışarıdan negatif bir şekilde gelsem de evde o negatif hemen gidiyor üzerimden. Evet. Negatif elektrik gidiyor. Pozitife doğru bir yönelme oluyor. Hakikaten Allah razı olsun. Çocuklarıma bakıyor. Bu meşakkatli bizim bu uğraşımız içerisinde
bizi destekliyor, güç veriyor. O anlamda hakkını ödeyemem. Allah razı olsun. Sen de bize razı olsun. Hakkını ödeyemem yani. Evet. Çok güzel. Peki şimdi 16 Eylül'de ben orada kaldım. Düğünümüz oldu. Daha öncesinde şöyle bir evlenme teklifi ettik mi? Bekliyorum ben sizden böyle bir şey. Yaratıcı bir evlenme teklifi ettiniz mi? Ya çok böyle açıkça söyleyeyim. Şimdi yaratıcı bir evlenme teklifi... Çok zor. Zamanım yoktu. Yok, düşündüm ama zamanım yoktu. Zamanım yoktu değil de. Yani böyle çok yaratıcı bir evlenme teklifi yapmadım. Yani açıkçası niyetimi yavaş yavaş tabii ilk başta tanışma. O tanışmayı karşılıklı olarak tanıma, sonra niyetlerin net olarak ortaya konması, karşılıklı belli bir noktaya buluşma. Ondan sonra zaten otomatik olarak gelişiyor bir takım şeyler. Görüşmeler olunca devamı geliyorsa demek ki belli ki bir yere doğru gidiyor yani. Bunun bir seronomi, bir böyle tek taş pırlanta veya farklı bir yerde farklı şeylerle öyle bir şey olmadı. Olmadı mı? Beklemediniz mi peki? Kadın bekler ya her Yok, zaman. Yok ben de öyle bir şey beklemedim. Mi? Hayır. Allah Allah. Bir bekleyen benim o zaman. Biz düşüncelerimizle birbirimizi tamamladığımız için yani evet öyle beklentim olmadı. 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 Vallahi gerçekten özveri. Evet, ya. Süper. Sonra düğünümüz oldu. Evet. Evlendiniz. Evet. Bu zamanlara kadar berabersiniz. Evet. Evde Mustafa Savaş nasıl? Size sorayım bir yanım. Nasıl bir adam? Nasıl bir eştir? Nasıl bir babadır Mustafa Savaş? Dışarıda tabii şimdi herkes tanıyor Mustafa Savaş'ı. Sakin, uyumlu. Eğer telefonlardan fırsat olursa, çocuklarla oyun oynama fırsatı bulursa oynar. Ali ile top oynamayı çok sever. Ali bir erkek çocuğu olduğu için birazcık boğuşup hareket etmeyi çok seviyor. Çocuklar bir de fazla göremedikleri için babayı bulunca hemen onunla zaman geçirmek istiyorlar. Beraber çocuklarla dışarıya alışverişe gider, sinemaya götürür. Bowling oynarlar. Evde çok uyumludur, sakindir yani Mustafa. Yani dışarıda nasılsa evde de aynı. Yemek yapar mı? Yapar. Kahvaltı hazırlamayı bazen sabahları böyle pazar sabahları kahvaltı hazırlamayı çok sever. Güzel kahvaltı hazırlar bize. Yemek de yapmayı sever ama pek fırsatı olmuyor. Eli lezzetli mi? Eli lezzetlidir evet. En güzel neyi? Hangi yemeği yapar? Yani kuru fasulye güzel yapar. Kuru fasulye. Evet. O etli mi? Sucuklu mu? Sucuklu da, pastırmalı da. Bu tabii öğrenci evinden kalan alışkanlık. Evet, evet, evet. Beceriklidir. İyi de, çünkü. İyi de mercimek çorbası yaparım yani. Öyle mi? Oo, iyi de mercimek mi? Yok, süt yok. Normal patatesli. İyi de mercimek çorbası yaparım. Kuru fasulyeyi yaparım. Pilavı da kıvamını iyi tuttururum yani. Öyle mi? Pilavı da pilavı da iyi yaparım. İle yarın nasıl yemek yaparım? Süper. Samimi olarak söylüyorum. Gerçekten mi? Evet. Eli çok lezzetli, yemekleri çok güzel olur. Bir gün Nisan ayında burada Aydın'da inşallah evde Nisan ayından itibaren burada olacağımız için bol bol yemek yaparız. Süblimal vermedik artık, direkt verdik evet, yani. Evet. Direkt verdik. Burada ağırlarız evde özel yemeklerden. Kuru fasulyeyi severim ben. Ha, kuru fasulyeyi de ben yaparım. Yanında pilav da var. Evet. Salatayı da ben yapayım gelirsen. Tamam. Tamam. Çok güzel. Ben de yiyeyim mi? Güzel sen, bir şey. Sen ye, evet. Süper. Peki şimdi siz Türkiye'nin bütçesini yönetiyorsunuz. Böyle çok ağır bir işiniz var. Evde ev bütçesini kim yönetiyor? Şimdi hakikaten o tür işlere çok fazla ilgilenemiyorum. Ama tabii Nilay da çalışıyor. Bizim öyle bir ayrı gayrımız yok. Kredi kartıyla alışveriş, nakit alışverişte. Öyle bütçe, sen ne yaptın, o ne yaptın. Benim öyle bir adetim de yok zaten. Eve alınan her şeyi eve alınıyor. Bir de otomatik ödemelerimiz var. O otomatik ödemelerden de giderlerimiz ödeniyor. Ama benim en çok keyif aldığım marketten alışveriş yapmak. Öyle mi? Evet, evet. Genelde sevmezler. Ama ben marketten alışveriş yapmak. Bir de fırsat buldukça tabii çocukluğumdan kalma pazarlara gitmek, oradan yeşillik almak, oradan domatesli salatalı seçmek, böyle seçerek almak, meyveleri böyle seçerek tabii almak. Ondan keyif alıyorum. Bazen Ali ile beraber gidiyoruz.
Annesi yazar tabii böyle. Liste yapar alınacakları. Ali oradan okuyor. Ben de oğlum ne sırada ne var? Baba şu var, hemen gideriz oradan onu alırız. Ondan keyif alıyorum. Yani öyle aile bütçesi karışık yani. Evet. Özel bir şeyimiz yok. Az önce söylediğiniz hiç küsmüyor, çok kızmıyor dediniz ama kırıldığında gönlünü nasıl alıyorsunuz? Güzel sözlerle. Nasıl mesela? Bunun bir örnek alabilir miyiz? Yani bir öpücük, bir güzel bir söz, yani tatlı bir söz. Gönlünü zaten almak. Barışmaya da niyetli olunca yetiyordur o. Yani hani günlerimizin küs olarak güzel. Ayrı olmanın ben anlamı yok diye düşünüyorum. Zaten çok kısa evet. Süreli yani evet. Kısıtlı yani bir zaman. Küsmenin bir anlamımız da yok yani. Hayatımızın küserek geçirmemizin hiç anlamı yok. Evet. O yüzden ben hep mutlu olalım. Beraber olalım. Yani beraber olduğumuz zamanlarda da küsüp ayrı oturmaktansa yani mutlu olmaktan yanayım. Çocuklarımız için de öyle. Onlar da öyle kavga ettikleri zaman ya da ben onlara kızdığım zaman da bazen onu da uzatamam. Yine şey yaparım ama hani biz bilmelerini de isterim tavrımı. Neden kızdığımı ama onlarla da uzatmam. Yani yarın da bir gün ne olacağımız belli değil. Yani evet. Hani bu ömürde küslü kalmanın anlamı yok. Evet. Gayet anlayışlı. Çok şanslısınız. Şanslıyım. Evet. Hakikaten şanslıyım. Gerçekten öyle. Ben de öyle şanslıyım. Yani Aydın da şanslı. Evet, Aydın da şanslı. Tekrar bir mesaj gönderdik. Evet, Aydın da çok şanslı aslında. Aydın da kazançlı olacak inşallah. Bir şarkınız var mı? Size özel. Aslında bu kültür sanat kısmı. Şarkıyı bence sen sorsan daha güzel olurdu. Benim çünkü şarkıyla hiç alakam olmadığını söyleyemediğimi birçok izleyici biliyor. Yo, bayağı söylüyorsun. Söylüyorum değil mi aslında? Ama. Şey yani sadece söylüyorum ama dinletemiyorum. Yani özel böyle çok Türk sanat müziğinden hoşlanırım. Evet, Türk sanat. Söyler misiniz? Mırıldanır mısınız peki? Keşke söyleyebilsem. Ben de öyle bakın, keşke. Bakın keşke böyle bir yetenek yok. Evet. Belki ama çok isterdim ki bir enstrüman çalabilmek. Yani bateri özellikle. Evet. O konuda çok isteğim var içimde. Belki de var bir yetenek ama onun parlatılması gerekiyor. Onun açığa çıkartılması gerekiyor. İlkokuldayken trompet. Sonra borazan, sonra da majör oldum ben. Böyle sırasıyla terfi ettik. Benimki de ayrı sıralamaydı. Evet. En genç trompet, ilkokul 2'de bando takımına girdik. Ardından çünkü öyle sesli uç şeyli ritimde kulak iyi. Var bir şey ama onun açığa çıkması için uğraş vermek lazım. Keşfetmesi de lazım. Veya keşfetmesi veya gitmek lazım. Veya bir zaman ayırmak lazım. Zaman ayırmak lazım. Sonra borazan, sonra majör. Çünkü o kulak olmazsa siz o bando takımını, o şeyi yönetemezsiniz. Yani törenlerde davul var, zil var, trompet var, borazan var. Ritim veriyorsunuz, o ritime göre majör kaldırıyorsunuz geçitlerde, törenlerde. Var bir şey ama açığa çıkmıyor. Baterist olmak isterdim. İsterdim. Bende de öyle. Var bir şey. Var bir şey. Eminim ama olmuyor. Bazen olmayınca hiç olmuyor yani. Evet. Mesela saza gittim. Gitara gittim. Baktılar dediler parmakların kemana çok uygun. Çalabilirsin. Evet. Denedim. O da olmadı. O yüzden daha fazla zorlamıyorum mesela ben. Ben de keşfedilemedim. Evet. Piyano belki keşfedilebilirdim olmadı. Size var mı? Peki. Ben de yani sesim güzel değil. Şarkı söylemiyorum. Bir enstrüman da çalmıyorum ama çocukların üzerine şu anda düşüyoruz. Aslı piyano çalıyor ve güzel de çalıyor. Bana o öğretmeye çalışıyor. Şöyle oturacaksın, böyle çalacaksın diye bana ders veriyor, öğretmenlik yapıyor. Ali de gitar çalıyor. Tabii hafta sonları annesi kursa götürüyor onları. Ben hafta sonları burada olduğum için ama öğrendikleriyle hafta içerisinde paylaşıyorlar. Piyanonun kenarında oturuyoruz. Aslı piyano çaldığında bize güzel dinleti sunuyor. Sonra Ali de gitar çalıyor. Ayrıca ikisi de tekvandoya gidiyor. Oo, tekvando. Tabii tekvandoya gidiyor. Nasıl yani, merak oldu? Tekvando nasıl oldu? Siz mi söylediniz? Çocuklar mı istedi? Aslında birazcık hareket olsun diye. Evet. Hem spor amaç çok güzel hareketler yapıyorlar. Yani bir saate yakın hani tekvando sadece dövüş sanatı olarak değil de tam bir fiziksel aktivite oluyor. Evet. Hem vücutları hareket etsin hem gelişimlerine de fayda olsun diye istedim. İkisi de kabul ettiler, başladılar. Kuşak sınavlarına girdiler. Kuşak sınavlarında güzel derece aldılar.
severek isteyerek yapıyorlar. Tabii. Peki böyle... Bir de evde uygulamasalar, evet, iyi olacak. Evde de mi uyguluyorlar? O birazcık kötü. Bizi de uyguluyorlar, birbirlerini de uyguluyorlar. Bardak, evet, tabak o anda kırılıyor ya, bir şeyler illa ki. Canları acıyor biraz. Özellikle evet. Aslı abisi üzerinde biraz daha. Tabii. Aslı biraz daha. Çocuklar kime çekmiş? Ali annesine, Aslı, Fatma Aslı, bana. Babaya. Zaten genelde öyle olur abi. Evet. Kız babaya, evet, oğlan anneye benzer, çeker falan, evet, gibi. Evet, doğru. Kız bizim tarafa. Bize çekiyor. Evet. Bizim tarafa. Peki birlikte baş başa vakit geçirebiliyor musunuz mesela? Valla birlikte baş başa vakit kolay değil. Ancak hafta içinde erken gelirsem, çocuklar tabii erken okula gittiği için erken yatıyorlar. O zaman sohbet etme dönemi oluyor. O dönemde sohbet ediyoruz. Çocuklarla birlikte hafta sonu meclis çalışırsa veya Ankara'da kalırsak, çok az kalıyoruz da, o zaman da sinemaya gidiyoruz. İşte bir akşam hadi dışarıda bir yemek yiyelim çocuklarla beraber. O şekilde yani milletvekili olduğumdan bu yana çok böyle birlikte beraber çok az. Çok veya tatile gidersek yaz aylarında 3-5 günlük tatillerde, o kadar yani. Artık özel hayat kalmadı. İşte o aşk olan bu yüzden bu kadar sıcak kalıyordur o aşk. Çok böyle görüşemiyorsunuz ya, hala bir kavuşma arzusu var. Tam kavuşamadık yani. Evet. O yüzden de olabilir o. Evet. Hep kavuşma arzusu sıcak kalıyor çünkü. Evet. Evet. Ya gece geç saatte de gelse, uykum daha iyi olsa, Mustafa'yı gördükten sonra gözüm açılır, canlanırım. Onunla birazcık sohbet edebilmek uğruna uykuyu da unuturum yani. Tabii mutlaka geç de gelsem, 2'de 3'de bazen meclis bir kanunla ilgili bittikten sonra kapanıyor. Bitirmek gerekiyor bazı kanunları. O zaman 2'de 3'de geldiğimde Nilay yatıyorsa be kalkar hemen, sohbet ederiz o arada, ondan sonra. Gün içinde fazla görüşemiyoruz. Yani telefonla dahi görüşemiyoruz. Çünkü çok yoğun oluyor. Ben de işte oluyorum. İlk zamanlar arıyordum, ulaşamıyordum. Artık aramanın bir anlamı yok. Kendi başıma çaresine bakıyorum. Evet. Ama gece işte iple çekiyorum ki beraber oturalım, birazcık sohbet edelim, evet, diye. Mutlaka konuşacağımız şeyler de oluyor. Güzel vakit geçiriyoruz. Peki Mustafa Savaş'ın en çok hangi huyunu seviyorsunuz? En çok. Ya iyi bir insan olmasını. Kalbi iyi, insanları çok seviyor ve çok çalışkan. Ve disiplinli, planlı. Yani her zaman işleri hep yani disiplin üzerinedir. Yani kalbi insanın iyi niyetli olduktan sonra, kalbi güzel olduktan sonra her şeyi de zaten ona göre bakış açısı, çevresindeki insanlar da ona göre dönüyor zaten. Bundan daha güzel de o güzel kalpte sizin olmanız. Evet, güzeldi. Siz o güzel kalbin içerisinde güzel bir insan var. Bunu bir yerde kullanalım hani, önümüzdeki şey Nisan'da mıydı sizin nişanınız? Nişanlı falan bunu kullanabilirsiniz. Yok, nişan için kutlama yapmıyoruz. Yapmıyorsunuz. Masraf olmuyor artık yani. Evlilik yıldönümü de Ali'nin doğum gününe ikisini beraber çıkartıyoruz. Tabii. Aynen öyle. Sizin için peki Nilay Hanım'ın en sevdiğiniz huyu bence kırılmamasıdır. Yok, bence öyledir. O değil hakikaten. Yani güler yüzlü olması, evet, yani pozitif olması, bu çok önemli. Yani yani bazı insanlar belki kırılmaz kusmaz ama böyle suratı donuktur veya bir şey değil. Ama Nilay çok güler yüzlü, candan, içten, yaklaşımları da böyle pozitif olması. Yani Nilay iyi bir eş, iyi bir eş. Şimdi önümüzde bir seçim var. Siz Aydın'ın 5 yılını yönetmeye talipsiniz. Nasip olur bu gerçekleşirse eğer, herhalde daha az mı görüşeceksiniz? Aydın'da yapılacak çok iş var. Evet. Çok iş var. Çok iş var. Bir proje var. Çok iş var. Geçtiğimiz günlerde açıklamıştınız. Çok biz iş, ne yapalım biliyor musun Yıldır'a, bence öyle durumlarda? Böyle programlar ayarlayalım. Hem onlar görüşmüş olur. Evet, aile buluşması toplantısı olarak. Valla iyi olur. Değil mi? Böyle bir şey yapalım. Program bahanesiyle. Bu seçim çalışmaları arasında bu ara iyi geldi. Yani evet, iyi geldi. Arasında, beraber evet. Tabii Nilay da bazen bizimle programlara katılıyor. Bazen de kadın kollarıyla ayrı program yapıyorlar. Şu anda beraber
aynı programdayız. Güzel oldu yani. Teşekkür ediyorum. Yani. Böyle bir böyle bir program için teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Hayır, seçildikten sonra dedin. Daha mı az görüşeceğiz dedin. Aynen, daha ya, tabii çok iş var Aydın'la. Yapacağımız çok, çok iş var. Özellikle ilk iki yılda o kayıp yılları telafi etmek için Aydın'ın o en temel problemleri olan altyapı problemi, ulaşım, trafik, efendim otoparktır, efendim musluktan akan sudur gibi gibi en temel problemleri halledebilmek için iki yıl çok ama çok fazla çalışmamız lazım. O nedenle çocuklarımdan, eşimden bir kat daha fazla özveri, fedakarlık istiyorum. Zaten vereceklerdir. Ondan bir endişem yok. Artık hafta içinde çok yoğun çalışırız. Hafta sonunda da böyle dolu dolu bir kahvaltı öğleye kadar. Ondan sonra tekrar çalışma. Nilay artık bize idare eder. İki yıl çok önemli. İki yıl çok önemli. O söylediklerimiz, o projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçirebilmek için çok çalışmamız gerekiyor. Çok eksiklik var Aydın'da. İnanıyorum ki kısa sürede onları tamamlayacağız. Ben operasyon adamıyım. Hep söylüyorum. Oturamam çünkü. Ben daha önce çalıştığım yerde de elimde telsiz telefonla sürekli arkadaşların arasında bilgisayarların başına dikilirdim. Sen ne yapıyorsun? Sen hangi işi bitiriyorsun? Sürekli ben süre isterim. Bana proje geldiğinde, arkadaşlar projelerini bana getirdiğinde, proje uygunsa eğer, uygulanabilirliği varsa, ekonomik anlamda bir katkı sağlayacaksa o kuruma, ülkeye, kuruma, tamam uygulayın. Süre ne kadar arkadaşlar? Süre. Benim en çok önemsediğim o projenin ekonomik maliyeti, getirileri, sonuçları, bir de süresi. Ve o süre içerisinde bitmediği vakit o projeyi yöneten arkadaş, o projeyi getiren arkadaş yandı. Yani bu kadar disiplin. O nedenle hep beraber çalışacağız. Çünkü evde de disiplinli misiniz peki? Disiplinliyim. Yani çok öyle katı bir disiplin olmaz tabii evde de katı bir disiplin. Zaten çalışma ortamı değil ev zaten. Eşim de herkes de üzerine düşeni rahatlıkla yaptığı için evde de pozitif bir hava var zaten. Öyle bir çalışma, stres yok. Ama disiplinliyimdir. Yani ben şunu da sormak istiyorum. Tabii ki siyasete girmeyeceğiz dedik. Girmiyoruz da. Dilay Hanım açısından sormak istiyorum yani size. Şimdi projelerinizi açıkladınız ya, bir kadın olarak onunla da paylaştınız mı? Ondan fikir alıyor musunuz? Tabii ki. İstişare ediyor musunuz? Tabii ki. Tabii her konuda beraber. Yani arka planda ben Mustafa'ya destekçisiyim. Kadın elinde evet. Değiyor yani. Tabii ki. Ben kendim de duramam zaten. Mustafa da mutlaka görüşümü alır. Ben hislerine güvenirim ve güçlüdür. Nilay'ın, eşimin hisleri güçlüdür. Zaten kadınların hisleri güçlüdür. Nilay akıllıdır, zekidir. Ali de Aslı da annesine çekmiş. Estağfurullah. Yani güvenirim. Aklına güvenirim. Danışırım da yani. Bu seçim işte süreci bitecek. Çalışacaksınız bahsettiğiniz gibi. Peki daha sonra bir çift olarak hayaliniz nedir? Güzel bir soru. Hiç düşünmedik gibi. Evet. Vallahi ileri pek düşünmüyoruz. Zamanı yaşıyoruz. Valla şu anda hakikaten ileri dönük olarak plan yapamıyorum. Yani benim tabii hayalim küçüklüğüm bizim ineklerimiz vardı. Evimizin bahçesinde. Kedim, köpeğim vardı. Tavuklar vardı. Annem ineği sağardı, evde yoğurt yapılırdı, yumurtalar, her şey doğru. Ekmeği annem evde yapardı, yaptığı tereyağı, süt üstü kaymağı deriz annemin. Çoğu zaman evet. Sütün üzerinden, yoğurdun üzerinden o sütleri kaymağı alıp ekmeğe çalardık biz. Hani çalar derken böyle sürme ya. Çalmak biz de. Çalmak. Yani o ortamı özlüyorum. Böyle geniş, çok geniş olmamakla birlikte
bahçeli evde böyle hayvanlarım olsun. Çok böyle para kazanmak amaçlı değil. Hı hı. Onlardan ineklerin sağılması, kedim, köpeğim. Çünkü çocuklar da seviyor hayvanları. Hı hı. Evet. Bir köpeğimiz olsun, bir kedimiz olsun, tavuklar olsun. Öyle bir ortamı özlüyorum. Öyle bir ortamda yaşamak isterim. Evet. Ama tabii önümüzdeki dönemde inşallah Aydın'da öyle bir fırsatı yakalarız. Ona da böyle burada yaşarız inşallah. Evet. Mütevazi bir hayal. Tabii mütevazi. Evet. Evet. Çok böyle büyük öyle hayallerim yok. Tek hayalim biliyorsunuz doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklara hizmet etmek yani. Çünkü bu topraklara bir borcumuz var. Hep bunu söylüyorum. Bu topraklara olan borcumuzu ödemek. Benim hayalim bu. Bir eser bırakabilmek. Güzel bir eser bırakabilmek. Kalıcı bir eser bırakabilmek. Herkese Allah razı olsun. Bizim oğlan bunu yaptı desinler. Dua etsinler. Başka da bir öyle hayalimiz yok. Öyle büyük. Şuyum olsun, buyum olsun, şunu isterim, bunu isterim. Yok yani. Güzel dostlarımız olsun. İşimizi doğru dürüst yapalım. Hakkını verelim. Dua etsinler. Ailemle birlikte huzurlu, mutlu bir şekilde, çocuklarımla birlikte huzurlu, mutlu bir şekilde hayatımı sürdüreyim. Yani hep söylerim ben, hayatta iki şey çok önemli. Bir sağlık, iki itibar. Yani sağlık ve itibar. Bunlar çok önemli. Sağlığınız yerindeyse, itibarınız da yerindeyse sizden daha mutlusu, daha mutlu bir insan olamaz. Yani nedenle bu iki şeyi çok önemsiyorum. Onu korumak adına, onu muhafaza etmek adına gayret gösteriyoruz tabii. Bu benim hayalim bu yani. Dostlarımdan her zaman dostlarımla birlikte oturmak, konuşmak, güzel insanlarla sohbet etmek, ülkem için, doğduğum, büyüdüğüm topraklar için hizmet etmek benim hayaliniz o. Beraber çift olarak bir hayaliniz aslında, ben onu merak etmiştim. O bahçede beraber tavuklara yem atmak gibi olabilir. Siz de istiyor musunuz bu böyle hayatı yaşamayı? Ben sağlıklı, yaşamayı? Mutlu, huzurlu olalım da ayrı bütünlüğümüzü evet. koruyarak da. Yani ben başka istediğim şey yok. Değil mi? Yani çocuklarımızın güzel. Sağlığı, mutluluğumuz, huzuru. Biraz yani daha fazla şuyum göreyim. Olsun, aradığında telefonu olsun. Açsın. Ne yani? Aradığında telefonu açsın. Buyum olsun değil yani. Hiç öyle bir beklentimiz yok. Yani sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde. Allah onları korusun inşallah. Hep dua ederim. Allah yardımcısı olsun. Zor bir görev de verildi. Çok çalışkan, sorumluluk sahibi birisi olduğu için de elinden geleni de yapıyor. Ve yapacağına da inanıyorum. Yani hayatımızın istediğimiz beklentim yok yani. Yok. Çok çalışkandı Mustafa. Yani için hani ben hatta şey derim, benim en çalışkan çocuğum derim. Şimdi ben ararım mesela gün içinde ne yapıyorsun falan işte kütüphanedeyim mesela mecliste işte herkes kulisteyken Mustafa kütüphanede ders çalışır. Ya ben Ali ile Aslı'ya sürekli ders çalıştırırken Mustafa hani o ortamda arkadaşlarıyla sohbet etmek yerine gidip mecliste sürekli bir şeyler okur. Gece eve geldiği zaman gece saatinde yani çocuklar herkes uyuduktan sonra geç saate kadar sürekli bir şeyler okur. Benim en çok çalışkan çocuğum diyorum. Hakikaten de çok çalışkandır. Yani görevinde gereği gibi yapıyor. Bu uykum gelmesin diye bazen bir şey bitirmem lazım. Bir kitabı, bir makaleyi, bir şeyi okumam için. Çekirdek yiyorum. Evet. Güzel bir taktik mi? Bir şey yarıyor. Yani gözüm kapanıyor ama tabii çekirdek yediğim zaman uykum açıyor. Tabii çekirdeği de çok fazla kaçırırsanız yağlı. Evet. Yani severim de bizim çiğdem. Çiğdem de, bizim burada çiğdem. Çiğdemi özellikle tuzlu çiğdemi veya kabak çekirdeğini severim. Uyumamak için farklı bir yöntem. Evet, farklı, evet, çalışmak için. Tavsiye ediyorum. Çünkü okumayı seviyorum. Fırsat buldukça. Mecliste de kütüphaneye giderim. Orada sakindir meclisin kütüphanesi. Orada da bol bol okurum. Oylama zamanında hemen giderim, oyumu veririm. Tekrar kütüphaneye gelirim. Konu okumaktan açılmışken
ne tarz kitaplar okursunuz? Ailecek ya da okuduğunuz, takip ettiğiniz hani edebiyatta ya da mesela filme gidiyor, sinemaya gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Ya, ne tarz çizgi filmler? Aslında isteği üzerine. Evet, 8 yıldır evet çizgi filmden başlıyor, evet, şey söylemiyoruz. Şimdi 3 boyutlu filmlerde gözlük alıyoruz. Bazen Ali solumda, Aslı sağımda Mısırlarda bazen tabii seyrediyorum ama bazen de uyuyorum, uyudu. Çizgi bilim sonuçta. Şikayet ediyorlar, babam uyudu biliyor musun diye. Mısırlarda ökülmüş falan. Babam uyudu falan. Kitap olarak genelde Nilay psikoloji üzerinde, hem çocuk psikolojisi üzerinde daha fazla okuyor. Ben güncel, kitaptan daha çok böyle makale türü, köşe yazarlarına özellikle. Son dönemde çok fazla kitap okuyamıyorum. Aslında çok arzuladığım bir şey ama eskiden çok okurduk. Şimdi çok fazla okuyamıyorum. Ama günde ortalama 40-50 tane köşe yazarının... Şu anda bu dönemde de. Bu dönemde okuyamıyorum. Ha, bu dönem dışında. Ha, bu dönemde okuyamıyorum. İki aydan bu yana ne cep telefonlarına bakabiliyoruz, ne cep telefonlarımızı gelen mesajlara bakabiliyoruz. Yani tamamen sahadayız. Temas halinde olduğumuz için o tür şeyler, tabii okunması gerekenler okuyorum da. Çok acil olan mesajlar, şunlar bunlar. Ama genelde çıktılar alıyoruz arkadaşlar, o çıktıları akşamları veya müsait zamanda mutlaka okurum. İşte biraz önce söylediğim gibi. Çiğdem, evet. Çiteterek, çekirdek yiyerek, çekirdek eşliğinde onları okurum, mutlaka okurum. Sevdiğiniz edebiyatçıları merak ediyorum. Güncel sağdan, soldan hepsi var. Hepsini okurum. Yani öyle özel olarak ayrım yaptığım, mutlaka okunması gereken zaten tek bir yazar değil. Yani hepsini en aşırısından da ortasından da sağından da hepsini okurum yani. Hı hı. Siz peki? Benim de ilgimi çeken konu ne? Yani konuya göre yazar önemli değil mi? Hepsini okurum. Mustafa Bey, sizin Can Yücel'in bir şiiri var, Babam Şiiri. Ben hayatta en çok babamı sevdim diye. Lisede ya da öğrenciyken daha önce herhalde okuduğunuz okudum bir şiirdi. Okudum ya, evet ya. Ben o şiirden çok etkileniyorum. Tabii Can Yücel'in babası Milli Eğitim Bakanı. Tabii aynı şekilde evet, biraz maziye gider gibi olduk. Evet. Evet. Rahmetle analım. Tabii rahmetle analım. Tabii o duygulanıyorum yani. Biz de aynı şekilde babasıyla ilgili onun söylemleri bazen benim Ali'ye karşı, çocuklarıma karşı olan duygularımı depreştiriyor. Evet. Neden? Evet. Evet. Sohbet güzel gidiyor, güzel. Değil mi? Evet. Programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz aslında. Duygu diyordu, soracak dedi, ben sorayım. Mustafa Savaş'ı 3 kelimeyle anlatır mısınız? Kimdir, nedir? Ne dersiniz 3 kelimeyle Mustafa Savaş için? Samimi. Zor bir soru. Üç kelime sığmaz. Yaşamak gerekiyor. Yani sevgi dolu birisi. Evet. Siz peki Sayın Savaş, eşiniz için? Tabii Nilay hakikaten pozitif bir insan. İçten, samimi, özverili. İçten, samimi, özverili 3 oldu. 3 oldu. Tamam. Bir daha alayım. Dost. Üç kelime etmiyor. Hakikaten evet. Çok dost birisi. Yani bu evlilikte çok önemli ama değil mi? Evet. Yani siz iyi arkadaş mısınız? Aynı arkadaşım. Evet, en iyi arkadaşım evet, diye evet. Evet, evet. Yani sırdaşım. Hakikaten. Evet. Ya bazen eşler onu gözlemliyoruz, duyuyoruz. Ailelerini hep ön plana tutarlar. Anneleri, kardeşleri. Ben Nilay'dan bugüne kadar hakikaten onu hiç görmedim. Yani birinci sırada yani ailesi. Yani net bir şekilde onu görebiliyorsunuz yani aile içerisinde.
Tabii anne baba da çok önemli. Ancak tabii aile olunca birinci artık aile oluyor. Evet. Objektiftir. Hani bir şey yaşandığında objektif değerlendirme yapar. Duygusal konular çok girmez o konuda. Duygusal davranmaz. Kayırmaz ailesiyle ilgili bir şey olduğunu, benim ailemle ilgili bir şey olduğunu nettir. Yani benim ailem diye koruyayım, evet, kayırayım koruyayım, şeyi olmuyor. Benim ailem, benim şey kardeşim, ortada. Benim annem, benim babam. Efendim bunu kayırmam lazım. Aklının önüne duygular geçmez yani orada nettir. Ailesinden yana, eşinden yana tavır alıp o anlamda o objektifliği benim çok hoşuma gider yani. Evet, bu önemli bir şey çünkü özür dilerim böldüm sanırım ama hani mesela bayramlar olur bizde hani bayramlarda ne olur işte önce benim aileme gideceğiz. Hayır önce bizim aileye gideceğiz. Bayram günü bile kırgınlıklara sebep olabilir. Tabii, tabii hani var. Çok görüyoruz mesela yaşanan şeyler bunlar. Hani bizim başımıza geldiğinden tarz, değil de. Yani başımızın hani. Bizim de senin daha başına gelmedi. Çok şükür. Bundan senin geldin mi başına? Hayır gelmedi. Çok şükür. Biz duyuyoruz hani başka böyle evet. Çiftlerden. Bizde de bir arkadaşımız demiş. Aynen öyle. Sizde mesela oluyor mu böyle şeyler? Hani o işte benim ailem dedi gerçi de hani nasıl söyleyeyim? İlk işte sizin bayramlarda eş dost akraba ziyaretlerinde oraya da gider misiniz sizin eşit aileniz? Davranırız. Yani büyüklerimiz bizi doğuran, annelerimiz, babalarımız yani hepsi eşit yani. Onlar tabii ki bizlerden bekliyorlar. Gelmemizi, ziyaret etmemizi, telefon açmamızı eğer farklı şehirdeysek. Yani her ikisine de eşitler yani. Hepsi, ikisi de annemiz, babamız yani. Evet. Hiç fark yok. Ya o konuda öyle, evet. Öyle. İkimiz de yani öyle, Mustafa sağ olsun da benim annem babamı kendi anne babası olarak görüyor. Eyle annemi yanına gidelim, kardeşlerimin yanına gidelim. Öyle böyle bir dayatmam olmaz zaten. Annem de öyle çok istemez. Müsaitseniz evladım gelin der. Tabii gideriz elini öpmek, onun hayır duasını almak güzel bir şey. Bir bayram Nilayların evine gidersek öbür bayram bizim eve gideriz. Bazen iki bayram Nilayların sonra hani öyle bir hep beraber bir arada bir tatilde de buluşabiliyoruz. Hep beraber bir arada da öyle yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Öyle de. Kayınpederiniz siz nasıl buluyor? İyi bir damat mısınız? Vallahi oğlu benden olarak damat olarak değil de oğlu olarak benden, çok sevdim. Benden memnun. Tabii ben kızımı tabii o günlere görür müyüm bilmiyorum. Allah ömür İnşallah. Verirse tabii kızım küçük ben istemeye gelirlerse kızım ben nasıl vereceğim diye. Böyle bir şey olamaz. Yani tabii kolay değil. Yani kız mesela, çocuğu çok ayrı değil mi? He? Kız tabii çocuğu kız çok hem, farklı. Hem farklı hem sorumluluk. Allah herkesin evladına iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin. Yani kolay değil. Kayınpederle diyalogumuz iyidir. Benden daha çok severler hatta Mustafa'yı korurlar. Öyle mi? Evet annem de hep yani ben ondan razıyım. Allah da ondan razı olsun hep der. Evet. Ne güzel. Yani, evet. Yani, çok yani hiçbir ama. Zaman hani bir konuya baktıkları zaman da hani abi bizim kızımızı tutalım değil. Her zaman Mustafa. Her zaman öyle. Evet, hakikaten öyle ama bizim ailedeki şeyimiz öyledir yani. Kayınvalideyle evet. De diyalogumuz çok iyidir. Allah razı olsun. Emeği de fazla. Nilay'ın da annemle diyaloğu çok iyidir. Aileler yani. Birbirini sevmiş. Evet, evet, evet. Aynen yok. Öyle. Zaten insan sevgi evet. Ve saygı olduğu zaman evet. Her şey oluyor. Her şey yolunda gidiyor. Çok peki şükür. Mustafa Bey, sizin için mutluluk nedir? Vallahi benim için mutluluk... Şu an bir Nisan gibi. Değil mi? Onu düşünerekten de. Aslında şu an bir Nisan ama. Ya tabii yani sağlıklı olmak yani. Yani sağlıklı olmak, sağlıklı düşünebilmek. Evet çok şükür halimize. Evet. İyi bir böyle ailesi olmak. yani karşılıklı diyalog halinde, hoşgörü içerisinde, saygı, sevgi çerçevesinde. Mutlu bir aileye sahip olmak, insanın sağlığının yerinde olması, dostlarının olması, itibarının olması evet. Bana göre eşittir mutluluk yani. Sizin için mutluluk nedir? Benim için de yani her şeyden önce yani hani belki aynı şeyler oluyor ama gerçekten sağlık çok önemli. Sağlık gittiği zaman
Yani işin olmuş, paran olmuş, hiç hiçbir önemli. Şey önemi yok. Her şeyden önce sağlık, mutluluk ve huzur. Hı hı. Her şeyi, her hizmeti belki kazandığınız parayla belki de satın alabiliyorsunuz. Hı hı. İhtiyaçlarınız gidiyorsunuz. Ama parayla bir yere kadar sağlığı. Ne sağlığı, ne mutluluğu. Yani parayla nedenle, olmuyor. Evet. İnsanın kendi iç huzurunun olması. Her şeyden önemli. Tabii kendisi, kendinle barışık olman. Bu önemli. Yani hem vücut sağlığı hem akıl sağlığı. Bunlar önemli. Sağlık, sağlık, sağlık diyorum. Mustafa Bey, ben bir soru daha soracağım. Çok merak ediyorum. Bu dönemde size birçok insan geliyor, bazı taleplerde bulunuyor. Bu talepler arasında en çok böyle size ilginç gelen, güldüğünüz, farklı gelen talep var mı aklınızda? Ya işte şöyle bir şey geldi. Çünkü belki bilirsiniz, Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı'yken kendisine bir talep geliyor. İşte Bulgaristan'dan Türkiye'ye geliyorum. Lastiğim patladı. İşte bana yardım edin. Ulaştırma Bakanısınız. Sizin böyle gelen, güldüğünüz var, farklı bir talep güzel var mı? Güzel, güzel şeyler var. Mesela gece 5'te aradılar. Abi, o tarz tabii, bir şey var mı? Tabii. Bir keresinde aradılar. Sayın Vekilim dedi, Aydın'a geldiğinde dedi, sizi evime bekliyorum dedi. Tamam, gelirim dedim çay. Yalnız dedi, bizim dedi, hanımlar dedi konuşmuyor. Nasıl? Barıştır mısın? Yani elçiler konuşmuyormuş. Küsmüş. Evet. Elçiler dedi konuşmuyor dedi. Elçiye eş olmaz deseydiniz. Yani, elçiler dedi konuşmuyor dedi. Küs dedi. Barıştır mısın? Tamam dedim. Geldiğimde dedim barıştırayım dedim. Gidiniz barıştırdınız mı peki? Yok gidemedim. Çok güzel. Değişik talepler oluyor. Değişik talepler oluyor. Bir keresinde markete gitmek için arabayı park ettim. Telefonu da arabada kalmıştı. Bir 15-20 dakika içerisinde geldiğimde baktım 27 kez cevapsız arama. 27 kez. Aradım. Hayrola dedim, ne oldu? Merak ettim yani, kazam var, bir şey var. Tabii bilmediğim numara. Dedi sayın vekilim dedi, buyur dedim. Ben dedi gündüz çalışıyorum. Ben dedi gece çalışıyorum. Eşim gündüz çalışıyor. Ben de dedi gündüz çalışmak istiyorum. Hastanede çalışıyorum. Ya güzelmiş. Dedim. Ya sevgili kardeşim. Ya tamam mı? Neden dedim, gece? Yani 27 kez bunun için aranır mı ya dedim, ya tamam anladım. Bir kere aradım, iki kere aradım. Açmıyorsak 27 geceyi gündüz yapmayacağız ya. Yani. Ya bu kadar. Ya bunun gibi neler neler var. Durum vahimmiş zaten. Evet. Bunun gibi daha birçok tabii talepler var. Elimizden geldiğince bu talepleri karşılama adına mücadele ediyoruz. Tabii her talebin karşılanması, yerine getirmesi elbette mümkün değil. Tabii. Yani elimizde sihirli değnek yok. Tabii bundan dolayı gönül koyanlar da oluyor. Ama burada samimi olmak gerekiyor. Yani yapamayacağımızı yapamıyoruz, yapamadık, yapamayız diyoruz zaten. Yapabildiklerimizi de Allah razı olsun diyorlar. Ama önemli olan burada samimi olmak gerekiyor. İçten olmak gerekiyor. Bazen de gülümsetiyor sizi. Tabii. Çok öyle gülümseten olaylar oluyor. İlginç olaylar oluyor. Yani zor, meşakkatli ama bir o kadar da keyif alıyorum. Yani dua almak, güzel bir şeyler yapmak adına siyasetten keyif alıyorsun. Evet. Süremizin sonuna geldik. Ben bir şey söyleyebilir miyim önce? Ben hep şey derler, başarılı bir erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır. Bugün bu programda bunu görmüş olduk. Sizin aynı zamanda siyasetçi kimliğinizin dışında aynı zamanda bir aşk adamı olduğunuzu da görmüş olduk. Ben öncelikle kendi adıma çok teşekkür ediyorum hoş sohbetiniz için. Sen artık ben de bunu ekleyeyim. Aileyi konuştuğunuzda mesela, kızınızı konuştuğunuzda böyle duygusallaşıyorsunuz biraz. Çok düşkün olduğunuzu düşünüyorum. Hani mesela babanızdan bahsettik. Rahmetli anmış olduk bir kez daha. Allah rahmet eylesin. Aileye ne kadar önem verdiğinizi görmüş olduk. Sizin de herkese aynı şekilde. Mutlu bir çift var değil mi? Evet. Aynen öyle. Öyle. Toplumun en önemli kesiti yani aile güçlü olması lazım. Aile birbirini kenetlenmiş olması gerekiyor. Çocuklarıyla, anne babayla birlikte. Tabii ailede huzur varsa çocuklar da mutlu olur, huzurlu olur. Bu gelecek adına, gelecek nesiller adına,
Çünkü geleceğimizin teminatı çocuklarımız. Onların sağlıklı bir kişilik yapısına, akıl sağlığına, vücut sağlığına, yani gelecek nesilleri hazırlayabilmemiz için onların mutlu bir aile ortamında yetişmesi çok önemli. Eğitimleri çok önemli. O anlamda çok önemsiyorum. Yani nitelikli, tabii araştıran, öğrenmeyi öğrenmesini bilen, sorgulayan, tartışan, ahlaklı, dürüst, yani o özellikleri çocuklarımıza kazandırabilmek çok önemli. Bunun mücadelesini veriyoruz zaten. Güzel bir ortamda çocuklarımızı yetiştirebilmek en büyük hedefimiz. Evet bu. Ben bundan dolayı bir kez daha eşime teşekkür ediyorum. Bu fedakar, özverili bir şekilde bize destek verdiği için, bana destek verdiği için, çocuklarıma baktığı için okula bile gidiyor. Her seferinde özel çaba sarf eder. Yani çok ilgilidir. Çocukların eğitimiyle yakından ilgilidir, notlarıyla yakından ilgilidir. Ödevlerini çalıştırır. Ve o konuda da iyidir. Yani matematiği çok iyidir. İngilizcesi çok iyidir. Ali'nin de şimdi İngilizcesi iyi. Tabii o konuda çok destek veriyor. Teşekkür ediyorum ben. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak sizi söylemek istediğim bir şey var mı Sayın İlay? Yani güzel bir sohbetti. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bizi bir araya getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Bunu şey yaparız önümüzdeki evet, dönemlerde. Evet, devamını devam ederiz. Bilseydik biz daha önce. İleride çocuklarla da beraber inşallah bir araya gelme sebebimiz olur. 10 bölüm çekelim biz bunu böyle. 1, 2, 3 diye. Efendim tek çok teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ olun. Siyasetin havasından biraz uzaklaşmış olduk. Aileyi konuşmuş olduk. Çok sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun, efendim. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Evet, değerli izleyenler, Duygu ile birlikte biz bugün TV'den Açık Hava Stüdyoları'nda Mozart House'dan sizlere seslendik. Sayın Mustafa ve Nilay Savaş çifti bizlerle birlikteydi. Siyasetin o ağır havasından biraz uzaklaşalım dedik. Aileyi konuştuk. Mustafa Savaş evde ne yaparı konuştuk. Nasıl bir adamdır, nasıl bir eştir, nasıl bir babadır konuştuk. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyelim efendim. Sevgiyle kalın.